Teknoloji Kutusu'ndan herkese merhaba. Bilindiği gibi İngilizce öğrenmek için pek çok yöntem deniliyor bugüne kadar ve elbette bazıları gerçekten başarıya ulaşsa da birçoğu hüsranla sonuçlanıyor. Ben de hatta üniversite yıllarında İngilizce eğitim gördüm fakat özellikle konuşurken çok büyük sıkıntılarım vardı. Utanıyordum daha doğrusu sınıfın içine konuşmaktan ve aktif bir şekilde İngilizce öğrenme şansım pek de olmadı. Ama aslında İngilizce öğrenmek için çok kullanışlı bir yöntem var ve bugün o platformdan size bahsedeceğim. ...32'den fazla ülkede bulunan ve 1000'i aşkın ana dil İngilizce olan öğretmenin bulunduğu Speech Trainer programından bahsedeceğim bugün size. Bayless'ın yürüttüğü bir çalışma bu aslında ve tabii ki özellikle de iş İngilizcesi söz konusu olduğunda platform açık ara farkını gösteriyor. Evet, sözü fazla uzatmadan bu platformun detaylarını öğrenmek adına Bayless Türkiye CEO'su Yıldıray Karaaslan'a bağlanıyoruz. Yıldıray Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Selim Bey. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İngilizce eğitim alanındaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki Bayless Türkiye'nin hikayesini de sizden öğrenmek isteriz. Tabii ki, memnuniyetle. Ben 25 sene önce Oxford University Press'te, 5 sene önce de Cambridge University Press'te yönetici olarak çalıştım. Bu kurumların Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümlerinde direktörlük yaptım. 30 yıllık bu deneyimimde hem Türkiye'deki hem de farklı coğrafyalardaki İngilizce eğitim sistemlerini detaylı inceleme fırsatı yakaladım. Ve şunu gördüm Selim Bey. Türkiye'de İngilizce öğrenmek ciddi bir ihtiyaç ve çok talep olmasına rağmen maalesef kaliteli konuşma eğitimi verilemiyor. Yani talep çok ama kaliteli bir eğitim çözümü yok. Bu sorunu çözmek adına bir girişimde bulunmak istedim ve araştırmalara başladım. Bu noktada da yollarımız online İngilizce eğitimin lider markası Bayless ile kesişti. 2020 yılının Nisan ayında Türkiye'deki bu İngilizce eğitim açığını kapatmak amacıyla Bayless'ı Türkiye'ye kazandırdık. Bayless kimdir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bayless global yayıncı Burlington grubunun bir parçası. Burlington grubu 30 yılı aşkın süredir İngilizce eğitim materyalleriyle dünya çapında 32'den fazla ülkede 10 milyonlarca öğrenciye ulaşan bir lider yayıncı. Bayless da Burlington'un bulunduğu ülkelerin hepsinde pazar lideri olan ve İngilizce öğretiminde kendini kanıtlanmış en bilinen online eğitim markası. Öyle ki Amerika'nın tüm eyaletlerinde en yaygın ve en çok talep gören İngilizce eğitim kurumu. Bayless Amerika'da %40 pazar payı ile de lider. Bayless Online İngilizce programları denince dünyada ilk akla gelen isimlerden birisi. Dünyadaki dev markalarla çalışan Bayless şimdi Türkiye'de. Ve ben bu konuda da çok mutluyum. Biz Bayless Türkiye olarak diyoruz ki Selim Bey, İngilizce öğrenmek hiç de zor değil. Şimdiye kadar tüm denemelerinize rağmen akıcı bir şekilde İngilizce konuşamıyorsanız bu sizin kabahatiniz de değil. Bayless olarak güçlü altyapı kaynağımız ve fark yaratan sonuçlarımızla en önemli hedefimiz bize katılan herkese ama herkese İngilizce konuşmayı öğretmek. Artık akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak bir hayal değil. Peki eğitim içeriklerinizden de bahsedebilir misiniz? Özellikle tabii iş İngilizcesi konusunda gerçekten de müthiş çözümleriniz var orada. Bunu da dinlemek isteriz sizden. Çok teşekkür ederim. Kısaca bahsedeyim. Bayless Türkiye olarak gücü kaynağında farklı sonuçlarında mutlumuzla dileyen herkesi ihtiyaçlarına göre ve en uygun eğitim metotlarıyla hızlıca akıcı İngilizce konuşma hedefine ulaştırıyoruz. Örnek vermem gerekirse, özgüvenli ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak isteyenler, dil sınavlarına hazırlananlar, hem Türkiye'deki dil sınavlarına hem de uluslararası dil sınavlarına veya kariyeri için İngilizce öğrenmek isteyenler diye sıralayabilirim. Ana dili İngilizce olan 1000'i aşkın uzman öğretmenimiz ve bunların hepsi İngilizce öğretmenliği mezunudur. İçlerinde yüksek lisans, doktora, hatta profesörlük yapan kişiler vardır. Hakikaten çok kaliteli bir kadroyla çalışıyoruz. Biz bunlarla yüz yüze online dersler gerçekleştiriyoruz. Derslerimizde Burlington English'in profesyonel dil bilimciler tarafından sürekli geliştirilip güncellenen eğitim müfredatını ve içeriklerini uyguluyoruz.
Aynı zamanda öğrencilerimiz patentli teknolojiye sahip yapay zeka sanal öğretmenimiz Speech Trainer eşliğinde eğitim fırsatı da yakalıyorlar. Tüm bu eğitimlerimiz, yani bireysel eğitimler, okullara yönelik konuşma eğitimleri ve kurumsal iş İngilizcesi olmak üzere 3 kulvarda ilerliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi kurumsal iş İngilizcesi alanında verdiğimiz eğitimlerde çok iddialı ve başarılıyız. Hukuktan tıbba, turizmden otomotive, derin deniz petrol araması yapan şirketten bulut teknolojisi üzerine çalışan uzmana kadar aklınıza gelebilecek her sektörde 150'nin üzerinde farklı mesleki alanda İngilizce konuşma programı sunuyoruz. Açıkçası bu hiçbir uluslararası yayın evinde ya da İngilizce dil okulunda bu kadar kapsamlı, geniş ve farklı iş alanlarında içerik bulamazsınız. İş İngilizcesi eğitimimizin en büyük farklarından birisi de güncel sektörel trendleri takip edip içerikler sunmamız. Yani kurumsal İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz İngilizceyi konuşurken ve kendi iş alanlarındaki kelime dağarcıklarını geliştirirken aynı anda çalıştıkları sektörün dünyadaki son trendlerini de takip edebiliyorlar. Bu içerikler katılımcılarımıza kariyer alanlarında yeni hedefler belirleme konusunda da yol gösteriyor. Eğitimlerimiz aynı zamanda kurumsal hayatta büyük önem taşıyan sunum yapma, etkin mülakat süreci yönetebilme gibi yetkinlerin gelişimini de destekliyor. Bales dünya çapında dev markaların İngilizce eğitimi ortağı. Bales global şirketleri pek çok ülkede bankacılık, finans alanında BNP Paribas, otomotiv devi Toyota, uluslararası asansör şirketi Schindler, TNT Logistik, elektronik sektörünün öncüsü General Electric gibi pek çok global kuruma iş ortaklığı yapıyor. Açıkçası bunların kariyer ve mesleki İngilizce eğitimleri Bales'a bırakılmış durumda. Global anlamda olduğu gibi Türkiye'de de kariyer dünyasının eğitim ortağı olma yolunda Bales hızla ilerliyor. Peki. Çok teşekkürler Yıldır abi programımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Selim Bey. Görüşmek üzere. Evet, Yıldır abi ile konuştuk. Birazdan da derse gireceğiz. Fakat derse girmeden önce de online platformuna bir göz atalım tabii ki. Neler var içeriğinde? Evet, tabii içeriğine şöyle bir şey. Kendimiz çalışıyoruz burada. Tamamen manuel olarak düşünün tabii ki. Geniş, çok geniş bir kapsamlı bir içerikten söz ediyoruz. Neler yapıyoruz peki? Örneğin kelime telaffuzlarına bakalım mesela. Kelime telaffuzu gerçekten de oldukça önemli. Çünkü genelde biz telaffuzda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Appearance. Hani yazıyoruz, okuyoruz, bunlarda pek sorun olmuyor belki ama konuşurken genelde biraz sıkılıyoruz bu konuda. Yani biraz çekiniyoruz daha doğrusu. O yüzden de burada aslında pek çok kez hani test yapabiliriz kendimize. Ses kaydı gönderebiliriz. Kendi hani telaffuzumuz nasıl, bunu görebiliriz. Puanlarımızı görebiliriz. O yüzden de özellikle telaffuz kısmı bence çok önemli. İngilizce öğrenirken en önemli kıstaslardan bir tanesi kelime öğrenmek. Çünkü ne kadar çok kelime öğrenirsek o kadar kendimizi daha rahat ifade edebiliriz. Hatta kelime öğrenirken bunun pek çok yolu var. Mesela resimleri yazılarla meçlemek gibi, yani eşleştirmek gibi. Yani örneğin roketle işte roket kelimesini oradaki fotoğrafla eşliyoruz mesela. Daha hem eğlenceli oluyor hem de bu şekilde yeni yeni kelimeleri yine dağarcığımıza katmış oluyoruz. Ben platformu açıkçası gerçekten de çok faydalı buldum. Daha da kurcalanabilir tabii ki çünkü tamamen seviyenize göre ayarlanan bir şey. Seviyeniz neyse, beginner, intermediate vesaire hangisi ise ona göre size karşınıza zaten çıkıyor ve gerçekten de oldukça kullanışlı olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi de avatar öğretmenden biraz bahsetmek istiyorum. Telaffuzumuzu daha da iyileştirmek için gerçekten de müthiş bir çözüm. Öncelikle hemen buradan derslere bakıyorum. Vocabulary Practice'e gireceğim tabii ki. Girdikten sonra da evet burada bir ders seçelim buradan mesela. Evet, Listen seçtim. Yanında zaten bir öğretmen simgesi var, küçük bir simge. Buna basmam gerekiyor. Evet. W as in genelde wet. Yanlış okunuşları burada gösteriyor. Aslında böyle okunuyordur. Çünkü bazı İngilizce kelimeler gerçekten de çok benzer okunuyor. Şimdi örneğin burada compare kısmından zaten okunuşların farkını duyabiliyorsunuz. Will. Gördüğünüz gibi. Will. Aslında biz atıyorum yanlış okuyoruz ama aslında okunması gerekeni söylüyor. Burada farklarını görebiliyorsunuz. Will, watch, bir sürü örnek var. Watch kısmında da işte avatar öğretmeni görüyoruz burada mesela. Yanlış kullanılan şeyi burada hemen bize gösteriyor. You are saying v as in
vet instead of w as in wet. You are putting your lower lip beneath the upper teeth. Evet. To say aslında burada yani harf yani kelimeyi okurken daha doğrusu nasıl yanlış telaffuz ettiğimizi nasıl okumamız gerektiğini söylüyor ve burada ağız hareketlerine kadar aslında bize detaylıca gösteriyor. Ve zaman içinde burada farklı farklı kelimelerin okunuşlarını görebiliyoruz mesela. Burada aynı zamanda kendimizi test edebiliyoruz tabii ki. Listen kısmında dinleme yeteneğimizi geliştirirken practice kısmında da elbette burada biz ses kaydediyoruz, ses veriyoruz mesela. Doğru okunuşunu bizle paylaşıyor. Örnek yapalım mesela 10 tane quizimiz var burada. Burada şimdi karşımıza evet. Önce bir sesini dinleyelim bakalım aslında nasıl okunuyormuş. Wake. Wake diye okunuyor. Biz nasıl yapalım? Wake. Evet, devam ediyorum. Hemen dinliyorum. Wagon. Wagon. Tekrar ediyoruz. Wagon. Evet, bu da wasp gibi ama dinleyelim. Wasp. 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 Evet. Burada hemen karşımıza zaten evet sesimizin işte ne kadar başarılı olduğunu, daha da geliştirilmesi gerektiğini dair aslında bir not düşülüyor ve bu şekilde aslında şu an evet başarılı buldum ben aslında genel olarak. Bu şekilde kendimizi farklı farklı şekillerde test edebiliyoruz, farklı alanlarda tabii ki. Bu yüzden de telaffuzumuz çok daha iyi bir noktaya geliyor. Evet, internet üzerinden tabii ki farklı farklı pek çok şey yapabiliyoruz bu program sayesinde. Şimdi Student Zone kısmına giriyorum. Evet, burada bir uygulamamız var, onu açacak şimdi. Tabii bunu öncesinde yüklemiş olmamız gerekiyor. Yüklemediysek de yükleyebiliyoruz zaten. Buranın aslında önemi şu, iş İngilizcesini geliştirmek için mükemmel bir yöntem zaten bu platform. Örneğin burada tabii ki mesela hangi farklı kategoriler var onları söyleyelim. Tabii ki mesela çocuk bakımı için mesela burada hani eğitim alanlar için ne bileyim aşçılar, ne bileyim başka neler var, diş hekimleri, diş asistanları mesela veya uçuş yine personeli. Onun dışında daha teknik ekipler mesela IT departmanında çalışanlar için serverlar, sunucular yani. Travel English diyor mesela yurt dışına çıkıyoruz tabii ki burada bir diyalogumuz olması gerekiyor. Nasıl konuşmamız gerekiyor bunun gibi. Office İngilizcesi var mesela. Business English var mesela. Çok önemli kesinlikle. İş hayatında kullandığımız bir şey zaten. Bunları ayrı ayrı görebiliyoruz. Bir tane rastgele açalım. Mesela Flight Attendants açıyorum burada. Burada neler yapıyoruz? Mesela Word List var. Burada hemen açalım. Evet. Practice'e seçelim burada. Burada kendimizi test edebiliyoruz mesela. Listening kısmı var. Burada şu oluyor aslında. Size belli bir süre veriyor. Siz doğru, size söylenen kelimeyi doğru olarak bulmanız gerekiyor. Mesela tekrar dinleyelim. Maintain. Maintain. Hemen seçtim. Evet. Gördüğümüz gibi oldu. Salt and pepper shakers. Salt and pepper shakers. Bunu da seçtim. Bu da doğru. Keep track. Keep track. Altta puanımı da görebiliyorum bu arada. Evacuation slide. Evacuation slide'ı seçtim. Evet, 81 puan aldım. Bir tane noktada yanlışım yapmışım. Dedicated kısmında bunu yanlış seçmişim aslında. Onun dışında geri kalan puanlar da başarılı. Tabii ki burada süreye göre. Mesela maintain kısmı biraz fazla geç cevap verdiğim için sanırım az puan almışım. Ama onun dışında genel olarak başarılı bir skor aslında. Ama daha da tabii ki iyileştirebilir. Bunun gibi düşünün aslında. Farklı farklı şekilde kendimizi burada test edebiliyoruz. İş İngilizcesi jargonu burada tabii ki farklı farklı alanlarda kendimizi geliştirebiliyoruz. Evet, şimdi de online dersimize geçelim. Start then. Good morning, everyone. It's nice to see you here. Good morning. Yeah, I'm your teacher today from Bales. And I'm going to show you the topic of our lesson. So, the topic of the lesson is connect and disconnect. Can you see the poll? Yeah. How much time did you spend on social media yesterday? Be honest, okay? Okay. Be honest. And all of you guys, yeah, can you vote? Not just one. We're okay, two, three, four. Yeah. Yes. Less okay, than we have two. Okay. One vote. Start. How long, Görkem? In lockdown. I don't. I can't tell you an exact time, but it's too much since the lockdown. Derse girdim ve gerçekten de dersten çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Özellikle ana dil İngilizce olan birinden ders alıyor olmak zaten muntazam. Çünkü İngilizceyi gerçekten olduğu gibi telaffuz ediyor ve ben en doğru şekilde öğreniyorum tabii ki. Az sayıda öğrenciyle derse katılıyorsunuz. Bu da tabii ki çok büyük avantaj. Neden? Çünkü sıra sürekli size geliyor. Sürekli öğretmeninizle iletişim halindesiniz. Bu sayede tabii ki dersler çok daha akıcı bir şekilde ilerliyor ve dersten hiç de kopmuyorsunuz. Ve diğer öğrencilerle de etkileşimde kalmak ders boyu gerçekten de muhteşem bir deneyim. Okay, connect, for example. Mm-hmm.
Yeah, connect is mine. No, it isn't, because he had it first. It doesn't matter, I think. Selim, can you make us a sentence with connect? Sure. I'm trying to connect to internet, but it's really so slow. Sometimes we have that problem in the classes and it's horrible. Yeah, unfortunately. Derste yeni kelimeler öğrendik ve bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini de aynı zamanda tabii ki öğrenmiş olduk. Derste YouTube'dan bir görüntü izledik ve bu görüntüde hocamızın sorduğu bir soru vardı ve o sorunun yanıtını aradık. As you can see, Carrie needs help. For what? Exactly, that's my question. You're going to watch the first part of the video. Why does Carrie need help? Okay? She didn't even eat any of her food. Looks like she was too busy taking a picture of it. Onun dışında tabii ki kelimeleri öğreniyoruz, kelimeleri uygun boşluklara yerleştirmeye çalışıyoruz, telaffuz etmeye çalışıyoruz. Have you lost, Selim, any friendships because of social no, media? No, because I don't actually wasting too much time on social media. No problem for me. Selim and Cihan, you are Team A, okay? Team A, okay. Team A. Görkem, Mert, Team B. Team B, right? Okay. Okay, Team A. You ready? I'm gonna spin your wheel. Ready, steady, go. Lose. Well done. Well done. Okay. Dersin sonunda A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrıldık ve çarkı çevirdikçe de bize karşımıza gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Bu cevaplardan da tabii ki en iyi grubu belirlemeye çalıştık. Tabii en önemlisi burada zaten yine işe eğlence katmaktı ve tabii ki dersten bir an olsun bile kopmadığımı söyleyebilirim. Şimdi de BASE Türkiye Eğitim Müdürü Sibel Sagren ile görüşüyoruz. Sibel Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Şunu sormak istiyorum size. Speech Trainer teknolojisinin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Öğrencilere nasıl katkı sağlıyor bu teknoloji? Speech Trainer dünyanın en gelişmiş yapay zeka öğretmeni. Selim Bey, dersimize de girdiniz, orada da görmüşsünüzdür. Aslında bizim sürecimizde ana dili İngilizce olan ve alanında lisanslı, yılların deneyimli öğretmenleriyle birlikte çalışıyoruz. Buna ek olarak öğrenciler kendi hızlarında ve kendi düzeylerinde çalışabilmek için sistemimizde bulunan, platformumuzda bulunan Speech Trainer'dan gerçekten çok fayda görüyorlar. Speech Trainer nasıl fayda ediyor öğrencilerimize diye soracak olursanız, yapay zekası yardımıyla öğrencilerin telaffuzda ve dinlemede yaptıkları hataları, öğrencilerin geliştirmesi gereken alanları belirleyip kişisel geri bildirim veriyor. Tabii bu durumda kişisel geri bildirim burada ikiye ayıracağız. Genelde yapılan hatalar ve öznel yapılan hatalar olarak. Çünkü buranın en önemli, bu platformdaki Speech Trainer'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi kişiye öznel geri bildirim vermesi. Bütün bu çalışmalar aslında binlerce kişi üstünde yapılmış. Hangi kelimenin hangi telaffuzlarda söylendiğiyle ilgili çalışmalar altyapısında mevcut. Böylelikle öğrencilerimiz kendi zamanlarında, kendi hızlarında çalışırken aslında telaffuz, çünkü gerçekten çok önemli bir bölümünü oluşturuyor dil öğrenme sürecinin. Bu süreçte kendi başlarına, özellikle kendi gelişmeleri gereken alanlarda çok büyük bir destek. Başarısı kanıtlanmış bir teknolojiden bahsediyoruz. Yenilikçi ve patentli bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu anlamda platformumuzun olmazsa olmazı. Peki online olarak dersler gerçekleştiriyor tabii ki burada. Yani öğrencilerle koordinasyonu burada nasıl sağlıyorsunuz, onu merak ediyorum. Online platformlar aslında çok dikkat etmezseniz öğrencilerin çok rahatlıkla kaybolabileceği platformlar Selim Bey. Aslında Beyaz bu anlamda da online platformlardaki bir ilki gerçekleştirdi. Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü ben başarının hiçbir şekilde şansa bağlı olduğunu düşünüyorum. Burada Beyaz ailesi olarak aslında dünya çapında yaptığımız çalışmaların bir tanesini Türkiye'de de gerçekleştirdik. Nasıl bir çalışma diyorsanız, öğrencilerimiz Beyaz'a kaydoldukları an itibariyle bir tane eğitim koçu atanıyor kendilerine. Çünkü herkesin öğrenme yolculuğundaki, ben bunu öğrenme yolculuğu demek istiyorum, öğrenme yolculuğundaki geçmişteki deneyimleri ve geleceğe yönelik amaçları birbirinden farklı. O yüzden her öğrenciye bireysel ve biricik olduğuna göre davranmak gerekiyor. Yılların tecrübesiyle
harmanlanmış deneyimleriyle gerçekten bizimle birlikte olan öğretmenlerimiz, yani eğitim koçlarımız, öğrencilerle bu toplantıyı yaptıktan sonra daha sonra bir ölçme değerlendirmeye geçin. Çünkü öğrencinin sürecini doğru götürebilmesi için doğru seviyeye yerleştirilmesi gerekiyor. Bu seviyeye yerleştirildikten sonra sürecimiz başlıyor. Teknolojinin, evet, her türlü teknolojiden faydalanıyoruz ve öğrencilerimiz teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyorlar. Ama şunu çok önemli bir şekilde belirtmek isterim ki, öğretmenin dokunuşu çok değerli. O anlamda öğretmen seçiminde her zaman çok hassas davranıyoruz. Çünkü online platformlarda ders verebilmek yüz yüze eğitimdeki süreçten ve metodolojiden çok farklı. Bunun dışında tabii ki Bales'in yılları aşkın, 40 yıla yakın bir deneyimi olduğu için ve küresel anlamda başarısı kanıtlanmış metodolojilerle ilerlediği için burada da sonucumuz yine tam başarı oldu. Tabii günümüz koşullarında herkes çok yoğun çalışıyor. Herkesin artık işte salı günü, perşembe günü 8 ile 9 arasında ders var dendiği zaman insanların artık bunlara yetişmesi, hayatlarının önceliklerini buna göre ayarlaması çok kolay değil. Bu anlamda da çok esnek bir sistemimiz var. Bir kere konuşma ağırlıklı derslerimiz olduğu için 10 kişiden fazla sınıflarımızı almıyoruz. Sanal sınıflarımıza demek istiyorum. Çünkü herkesin eşit derecede konuşma hakkını ve kendini doğru ifade etme yetisine sahip olması gerekiyor bu derslerde. Ama buna ek olarak çok büyük bir esneklik de şu, derslerimize bir saat kalaya kadar öğrencilerimiz derslerimize kayıt olabilir. Bu da aslında günlük akışlarını, hayat akışlarını engellemeden aynı zamanda amaçlarına ulaşmak için de onlara büyük bir destek. Derse ben de katıldım ve gerçekten de çok keyif aldım dersten. Bir de tabii çok az kişiyle derse girdiğimiz için de hiç dersten kopma şansımız olmuyor. Çünkü sürekli sıra bana geliyor örneğin mesela ve bu sayede de hem dersten kopmadığım gibi aynı zamanda da içinde olduğumdan daha çabuk ilerleme sağlıyorum. O anlamda da bence kesinlikle başarılı bir sistem olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Aslında bu büyük bir sistem ve bu büyük sistemin içindeki her şey çok doğru ve çok ince planlanmış bir sistem. O yüzden hep dediğimiz gibi başarısı sonuçlarla kanıtlanmış bir sistemden bahsediyoruz. Çok başarılıyız, çok ilklere imza attık bu konuda da gerçekten gurur duyuyoruz. Sibel Hanım, bu arada tabii ki bir yandan tabii ki çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama okullardaki İngilizce tabii ki ayrı bir durum tabii ki. Hani İngilizce öğrenmekte öğrenciler çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu noktada hani ne düşünüyorsunuz, onu paylaşır mısınız bizimle? 100'e yakın okulla yapmış olduğumuz pilot çalışmada, özellikle İngilizce temelli eğitim yapan okullarda biliyorsunuz ki akıcı İngilizce konuşma velilerin en önde gelen taleplerinden bir tanesi. Kişiler yıllarını veriyor İngilizce öğrenmeye ve sonunda gerçekten konuşurken rahat akıcı konuşmak istiyor. Bu anlamda gerek pandemi döneminde gerekse vizyon farklılığına giden, müfredat farklılığına giden ve konuşma derslerine özellikle ağırlık veren okullarla uzun süredir bir çalışma içindeyiz. Ve bu programdan da, bu projeden de tam not aldığımızı söyleyebilirim. Peki Sibel Hanım, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkürler, sağ olun. Evet, sonuç itibariyle derse katıldık, online platformunu yakından inceledik ve gerçekten de müthiş bir çözüm geliştirmişler aslında ve tabii önemli bir nokta daha var. Örneğin ders kaçırma ihtimalimiz olabilir. Herhangi bir saatte gidebiliyoruz. Beginner olsun, intermediate olsun, bir saat kala, derse bir saat kala bile derse katılma için şansımız olabiliyor. Onun dışında bize uygun bir saat de seçebiliyoruz haftalık program içinde. İlla belli bir saatte girme zorunluluğumuz yok. Bu da bence oldukça önemli bir nokta. Evet, yapay zekadan da bahsedelim kısaca. Yapay zeka destekli bir programdan söz ediyoruz. Çünkü zaten örneğin kelimeyi yanlış telaffuz ediyorsunuz. Telaffuzunuzu düzeltmek için yapay zeka destek oluyor size. Yeni yeni sorular çıkarıyor ve hatta sistem oluşturulan bu raporu koçunuzla paylaşıyor. Koçunuz da İngilizce'de eksik kaldığınız ya da öne çıktığınız noktaları paylaşıyor ve bu sayede de seviyenizi öğrenme şansı yakalıyor. Evet, bu videomuzda Base Türkiye'yi mercek altına aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.